Değerli izleyenler, Haberi Sen kanalına hoş geldiniz. Video geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Milyonlarca emeklinin gözü 2022'de yapılacak zam oranlarına çevrildi. SGK, Bağkur, emekli sandığı mensubu tüm emeklilerin maaşları değişecek. Zam oranları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Emekli zammı için iki formül gündemde. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Kim ne kadar zam alacak oranlar belli oluyor. Maaşlarda 750 TL'ye varan fark oluşacak. İşte emekli maaş hesabı ile ilgili formülün detayları. SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre %9,17 ya da %10,01 olabilecek. Yani maaşlarda, emekli maaşlarında 750 liraya varan artışlar yaşanacak. İki formüle göre de yeni emekli maaşları hesaplandı. Merkez Bankası'nın %18,4'lük 2021 enflasyonu tahminine göre ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'ların zam oranı %9,17'yi bulabilecek. En yüksek emekli maaşı 687 lira artışla 8179 liraya ulaşacak. Piyasa katılımcıları anketi %19,31'lik enflasyon tahminine göre ise zam oranı %10,01 olabilecek. En yüksek emekli maaşı 750 lira artışla 8242 liraya ulaşacak. Yılın sonuna yaklaşırken emeklilerin gözü ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı için ipuçları da geliyor. Mevcut sistemde 1500 lira olan emekli maaşı %9'luk zamdan sonra 1637 liraya %10'luk bir zam olursa 1650 liraya çıkacak. 1750 liralık bir maaş 1910 liraya eğer %10'luk zam gelirse 1925 liraya çıkacak. 2000 lira 2183 ya da 2200 lira olacak. 2250 liralık maaş zammı 2456 lira ya da 2475 lira olacak. 2500 liralık emekli maaşı 2729 lira ya da 2750 lira olacak. 2750 liralık emekli maaşı 3002 lira ya da 3025 lira olacak. 3000 liralık emekli maaşı 3275 3300 arasında olacak. 3250 liralık emekli maaşı 3548 lira olacak ya da 3575 lira olacak. 3500 liralık emekli maaşı 3820 lira ya da 3850 liraya yükselecek. 3750 liralık emekli maaşı ise 4093 liraya ya da 4125 lira olacak. 4000 liralık emekli maaşımız 4366 lira ya da 4400 lira olacak. 4250 liralık 4639 lira ya da 4675 lira olacak. 4500 liralık emekli maaşı 4912 lira ya da 4950 lira olacak. 4750 liralık emekli maaşı 5185 lira ya da 5225 liraya yükselecek. 5000 liralık emekli maaşı 5458 liraya yükselecek ya da 5500 lira olacak. 5250 liralık emekli maaşı 5731 lira olacak ya da 5775 lira olacak. 5500 liralık emekli maaşı 6004 lira ya da 6050 lira olacak. 5750 liralık emekli maaşları 6277 lira ya da 6325 lira olacak. 6000 liralık emekli maaşları 6550 lira ya da 6600 lira olacak. 6250 liralık emekli maaşı 6823 lira ya da 6875 lira olacak. 6500 liralık emekli maaşı 7096 lira ya da 7150 lira olacak. 6750 liralık emekli maaşı ise 7368 ile 7425 lira arasında olacak. 7000 liralık emekli maaşı ise 7641 lira ile 7700 lira arasında olacak. SSK 2000 öncesi emekli maaşlarında 2624 liradan 2886 liraya yükseliş olacak. SSK 2000 sonrası emekli maaşlarında ise 1626 liradan 1775 lira ya da 1789 liraya yükselecek. Bağkur esnaf emeklilerinin maaşı 2350 liradan 2565 ya da 2585 liraya yükselecek. Bağkur tarım emekleri ise 1867 liradan 2038 lira ya da 2054 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Temmuz Ekim enflasyonu %6,72 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 503 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7000 492 liradan 7995 liraya çıkacak. Peki emeklilere verilen bu zam mı secde yeterli mi? Emekler bu paralarla geçinebilecek mi? Özellikle en düşük 2000 öncesi maaş alan emekler bu paralarla idare edebilecek mi? Ay sonu getirebilecek mi? Bunlar emeklilerimizin merak ettiği konular. Ne kadar enflasyon artışı emekli maaşlarına yansıtıldı dese de henüz tam yansıtılmamış durumda. 2000 öncesi ile 2000 sonrası emekliler arasında çok büyük bir maaş farkı var. 1000 liralık yani az uz bir miktarda değil 1000 liralık bir maaş farkı var. 2000 öncesi emekli 2600 lira maaş alırken 2000 sonrası emekli 1600 lira maaş alıyor. Arada çok büyük bir uçurum var. Niye böyle bir fark var hiçbir şekilde bilmiyoruz anlamıyoruz. Emeklilerin hem yaşı uzatılmış durumda hem de Verilen emekli maaşı azaltılmış durumda. Bu durumda geçinemeyen emekliler için çalışmaktan başka çare kalmıyor. insanlar 55-60 yaşından sonra tekrar iş aramaya koyuluyor. 55-60 yaşlarındaki insanlar ailesini geçindirebilmek için, aç kalmamak için ek işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Hükümet ne yazık ki emeklerin bu konuların çok gündemini almamakla beraber emeklerden gelen büyük sorunları da görmezden geliyor. Senelerce çalışan insanlar ne yazık ki emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Peki bu durum nereye kadar sürecek? Ülkemiz şartlarında 1600 lirayla geçinmek hayal oldu. Ev kiraları en düşük 2000 liradan başlıyor artık. Peki bu insanlar nerede yatacak? Daha kirasını bile ödeyemiyor. 1600 liralık maaşla en düşük bir yerde İstanbul'dan örnek veriyorum. 2000 liralık kiralık evler bile yok ne yazık ki. Ki buldu diyelim 2000 liraya bir ev buldu diyelim emekli vatandaş. 1600 lira bunun nesine yetecek? Ev kirasını ödemeye dahi yetmiyor. Ki bu insanlar bu paralarla daha alışveriş yapacaklar, yemek yiyecekler. Ne yazık ki emeklerin durumu böyle. Biz Haberistan kanalı olarak sizlerin sesini duyurmaya çalışıyoruz, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer bizi izliyorsanız bize destek verin. Yorumlarda, altlarda desteğinizi belirtin. Çünkü sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hep beraber sosyal medyanın gücünden yararlanarak, yorumlar yaparak belli kitlelere ulaşırsak illaki bir devlet kurumunun, bir kamu kuruluşunun dikkatini çekeriz. Yorumlarda emeklerin hakkını savunmaya devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Lütfen siz de yorum yapmayı, videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.